Merhaba arkadaşlar, Kadir Poçanın ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar. Ben Kadircan ve bugün hep birlikte yepyeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra bugünkü oyunumuzun ismi God Factory Wingman. Konuşamadım. Oyunumuz geçtiğimiz hafta Bandai Namco Games tarafından satışa sunuldu. Oyunumuzun geliştiricisi şu an hatırlayamıyorum. Fakat onu da belirtirim yine açıklamalar kısmında. Linkini falan paylaşırım. Oyunumuzdaki olay arkadaşlar, iki tane takımın birbiriyle yaptığı mücadeleler, uçak savaşları, meka ağırlıklı, hani yani robotik uçaklar, uzay çağındayız çünkü. Oyunda gördüğünüz gibi zaten arka planda da ilginç araçlar var. Birazcık takım, yani dörderlikten yanlış hatırlamıyorsam maçlar oluyor. Böyle takım karşılaşma. Şu anda iki ırk var gördüğünüz gibi. İnsanlar var. Bir de Guantri dediğimiz daha ilginç yaratıklar var. Arblos'lar varmış. Bunları seçemiyoruz ama. Bir de Chorion. Gördüğünüz gibi bunlar direkt aşmış. Abiler direkt geyik falan. Ne diyor? Forest starting. Yani iki tane ırk seçeceğim. Ha, anladım. Hepsi açıkmış. Tamam, şimdi ne oldu? Şimdi neyle neyi seçeceğim? İnsanı seçmek Chorion da güzelmiş ya. Burada her ırkın kendine hasta özelliği var, onu da söyleyeyim hemen. Mesela insanlarınki hızlı ve çevik gemileri var, daha fazla enerjileri var, bu yüzden fazla manevra kabiliyetlerine sahipler. Kısa şeylerle saldırılarla fazla damage verebiliyorlar, çok iyi kovalayıcı ve işte şeyler, ama kırılganlar diyor ve cephaneleri az diyor. Yani o yüzden genelde vurkaç yapıp üste geri dönüyorlar falan filan diyor. Ta pasifti, özel yeteneği de diyor, decoy diyor. Yani bu da gemimizin kopyasını yaratıyor, fake'ini. Guantriler arkadaşlar, iki statları varmış. Bu onlara Great Worst Ability. Diyor ki cooldownları çok kısa diyor yeteneklerinin ve şey silahlarını kullanması çok kolay diyor. O yüzden iki gemi yapıp falan filan takılıyorsun diyor. Genelde support rolleri üstleniyorlar. Az damage vuruyorlar. Switch diye de bir olayları var. Switch'in ne olduğunu henüz tam anlamadım. Onu oynamadan göremeyeceğiz. Arblos'lar. Süper kalkanları ve şeyleri var. Boost'ları var. Ya bildiğimiz tank klası diyebiliriz buna. Şuna da support. İşte buna normal. Warrior. Şuna da işte. Şimdi birazdan ona da geleceğiz. Biraz hantal gemiler diyor. Low turning speedleri var diyor. Shield falan filan. Ve teleportları var. Işınlanabiliyorlar. Chorion'un ise Corion. High resistance bayağı tanklar diyor damage'a karşı. Tek düşman, hani single target'tan ziyade diyor, toplu, genelde multiple, kalabalık atışlar yapıyor. Kalabalık hedeflere saldırıyorlar. Enerjileri çok az. Bu da diyor ki düşmanlarından kaçmanı zorlaştırıyor diyor. Ve düşman kombolarına karşı şey oluyor. Bakalım bakalım. Human. Bir human seçelim. Bir de şundan seçelim. Takalım. Human ismimiz Zinoif. Buna da Kukuant diyelim. Confirm. Yani diyor ki şey olmayacak diyor. Gördüğünüz gibi hangarımız var. Oyunda şöyle bir halkımız var. Bayağı yetkili bir uçak kendisi. Bunun parçalarını değiştirebiliyoruz. Bu şu anda pek bir parçamız olmasa da. Main weapons falan filan. Shield manager bilmem ne. Create chip dersem ne olacak? Species human. Eternal agresif. Geminin adı ne olsun? Proship. Accept dersem. Body. Neyse, bu yok. Xenoif'a binelim biz. Hazır gemi. Geminin rengini şuradan ayarlayabiliyoruz.
Gri, yellow, black, orange. Orange güzelmiş, green de güzelmiş, blue da güzelmiş. Hepsi güzel yalnız. Renklendirme olayı çok güzel. Mat, parlak falan filan ayarlayabiliyoruz. Ön paletler. Purple, white seçelim. O da şey olsun ya da o da böyle olsun. Achievement'larla da şey yapabiliyormuşuz. Ayarlayabiliyormuşuz. Apply diyelim. Gemin adını değiştiriyoruz. Burada Gunship Name. Bu da neymiş? Neyin adı? Açıklama kısmını değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde. Burada da yine birkaç özelliğimiz var. 1000 kredimiz var şu anda. Shop'a bakalım hemen. Profit Tank Hulk. Biz şu anda Hulk kısmındayız. 2 level olduktan sonra tank açılacak. Sonra Profit açılacak. Böyle gemi şipleri gidiyor. Kokpitler de yine yukarı doğru gidiyor. Sistem gördüğünüz gibi ekipmanlar artıyor. Ama level gerekiyor her koşulda. Mesela basayım. 640 şey istiyor ama pilot rankimiz yetmiyor. Büyük ihtimalle o kadar sıkıntı olacağını sanmıyorum ekipmanların. İşte burada pilot özelliklerimiz, burada ayarlarımız var. Close'ladım burayı da. Ha, burada maçlar var. In lobby. Bir maça girelim dilerseniz. Bot farming. Match in progress. Oyunun sunucuları birazcık boş bana kalırsa. Mesela şu ne demek? 1-7-8. Otomatik maça girelim bence biz ya. Yani 96 player var şu anda oyunda. Quick match diyelim. Biz neredeyiz? Karşının level'lar var açıkçası. Ready diyelim. Maç içerisinde arkadaşlar şeylerimizi değiştirebiliyoruz. Klaslarımızı değiştirebiliyoruz. Yani gemilerimiz arasında geçişler yapabiliyoruz. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Şöyle basayım. He tamam. You cannot change menu if you are ready. Şöyle yapalım. I'm ready diyelim. O sırada gemiye bakmaya çalışalım. Yine mi bakamıyoruz? Evet. 8'e 8 yapalım diyor adamlar. De onların bu neymiş? Win rate herhalde. Evet, tek kaldım. Tamam ya, böyle bence güzel. Ya Reddit, tamam Reddit, geçtim karşıya. Ya bizim yeteneğimizi bilmiyor bu adamlar. Nasıl gemisini değiştiriyor? Hadi go. Evet, match. Tamam, sonunda başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Hayırlısı. Demekten bıktım. Sürekli şöyle bir oyunumuz loading scene diyor. Scene. Sahneyi loadluyorum abi diyor. İlk defa niye diyorum sürekli ya? Oyunumuzu ilk defa açacağım için arkadaşlar birazcık yükleme ekranında bekletebilir bizi. Packpot var. Rakipte bir kişi eksik olduğu için. Şimdi şöyle bakıyorum. Xenoeff ve Kukant'la başlıyoruz. Xenoeff'le başlıyormuşuz. İkisi de Class 1. Bizim takımın şeylerini gösteriyor. He anladım. Kendisi gemilerine şey yazmış arkadaşlar, description yazmış. Hani orada gemilerimize description yazabiliyorduk. Loading days, bot direkt ready. Bana kalırsa oyunun en büyük eksiği. Şimdi şöyle bakıyorum, loading screen biraz uzun. Aynı zamanda bir diğer unsur da oyunu oynayan hani kişi sayısı çok az. Bence fiyatı biraz daha düşük başlatılıp sonradan şey yapılabilirdi ya da daha farklı bir teşvik olabilirdi. Hani bir oyun çıkartıyorsunuz ve 90 kişi bence az. Kukuant'tan başladım. Xenoeff'ten başladım. Kukuant'la başladım. Ya da evet Kukuant'la başladım. Launching. Evet şu anda kalktık. Gördüğünüz gibi
buradan geçtikten sonra hiperuzaydayız. Şurada düşman araçlarını gördüm. Araçlar bayağı çevik. Anladığım kadarıyla bizim aracımızın birazcık şey yapması gerekiyor. Şurada heal. Tablo normalde hedefe kilitleniyor ama şu anda sanırsam kit aranıyoruz. Ne kadar kötü bir pilot olduğumuzu kanıtlamış olduk. Arkamızdan taranıyor muyum anlamadım. Bayağı kevgire çevirdiler bizi. Tamam. Aracımız patlayınca arkadaşlar şey yapamıyoruz, anladım. Bu da ilginç bir olay. İki gemiyle başlıyoruz fark ettiğiniz üzere. Düşmanın ana gemisini saldırmaya çalışıyoruz. Yani yok etmeye çalışıyoruz galiba. Şurada birini gördüm. Fakat kontroller birazcık alışmadığım için. Neyse ben şöyle... R'ye basayım, ne oluyor? Bence birazcık daha helpful olabilirdi. Aa, gördüğünüz gibi ilginç bir araç var. Gördüğünüz gibi şu anda decoy'umu yarattım. Gemimin özel yeteneği. Yani gemimin değil aslında, insanların özel yeteneği buymuş. Taranıyorum sanki. Öyle bir hisse kapıldım nedense. Araçlar bence çok hızlı. Yani bilmiyorum, sensitivity mi az anlamadım ama kontrol etmek aşırı zor. Yine bir deko yarattım. 1'e basalım. Gemileri kaybettim ya. Şöyle hedeflere sıkıyorum. Taranıyormuşum. Uhu! Nasıl kilitlendi bana ya? Allah Allah, bir saniye. Options, key mapping, add-on activity, activate purge, focus on target tab, boost falan filan, right mouse, QE falan filan, mouse move up. Şu anda mesela aracımız havaya uçtuğu için drone'umuzu kullanabiliyoruz. Ya da takım arkadaşlarımızdan birinin aracını da kullanabiliyoruz. Ben drone'umu kullanmayı tercih edeceğim önce. Bu yüzden gemilerimizin patlatmamak çok önemli arkadaşlar. Birazcık daha defansif şey yapacağım. Sanki kaybediyoruz.
kitlenme olayını bir çözersem çok güzel olacak ama bence şey baya başarılı. Oh ya, biri bize lazer tutuyor. Gözümüze lazer tutuyorlar. Shift C ile kokpitten de sürüş yapabiliyoruz. Kokpitler gayet hoş. Bir yerden yüzümüze gözümüze lazer yiyoruz ama hadi bakalım en azından. Evet, aletin bataryası bitti, pili bitti. Pili bitince de tokadın hasını yedik tabii ki de. Şunu şehir diyebiliyor muyuz? Pera. Şimdi adama dedim ki kardeş gemini kullanabilir miyim? Bir tur binebilir miyim dedim. Eğer izin verirse onun gemisiyle uçacağım. Gemilerimizi paylaşabiliyoruz ya da evet, şık kabul etti. Şimdi o arkadaşın gemisiyle uçacağız. Gördüğünüz gibi onun kokpitindeyiz. Müzikleri merak ediyorduk. Bayağı başarılı. Kokpit içinden sürmek bence zor ama kokpitin iç tasarımı güzel, fena değil. Olayı anlayabilsem var ya çok güzel olacak da. Hopa, gemiyi zaten vurdum. Neyse ben dışarıdan süreyim. Shift C ile. Geminin etrafını dönüyorum. S'yi iki defa basınca da anladım. Klasik diğer. O'ya taranıyorum. Şu anda illüzyon tarzı bir şey yaptım. Ne yaptım anlamadım. Adamın gemisini haşet ettik ya. Tüh! Ne olduğunu anlayabilsem var ya çok güzel şeyler olacak da. Neyse bu şekilde arkadaşlar biz quit atalım. Leave diyelim. Yes ya yes. Kilimiz yok ya. Sıfıra karşı oynuyoruz da. Oh. Bir saniye şöyle bir gerindim. Bana kalırsa oyun yani genel olarak hikaye olarak başarılı olabilir. Güzel olabilir. Fakat en büyük zayıf yanı en büyük demeyeyim artık. Birkaç zayıf noktası var. Bunlardan birisi matchmaking sistemi sürekli söylediğim gibi. Az kişi oynuyor çünkü. Bir diğeri şu gemi kullanma olayı güzel olmuş. Hani arkadaşınızın gemisini kullanabiliyorsunuz paylaşım verirse. Geminiz patlayınca da hani o maç esnasında bir daha kullanamıyorsunuz. O da mantıklı, güzel olmuş. Fakat bence kullanım birazcık zor gemilerin. Alışılınıyor olabilir ama hani yeni başlayan birinin alışması için hani gördünüz birazcık hantal kalıyor gibi. Fast dese bile hani insanlar için, insan gemileri için çok efektif diyorlardı. Ki şöyle bir bakıyorum. Sensitivity 10 yani normal bence. Hani bunu 10 olması gayet düzgün. Bozmayalım. Neyse. İlginç. Bence ilginç yani. Ama başarılı bir oyun. Tabii ki de daha geliştirilebilir. Onu da belirtelim. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatını tekrar 19.99 olduğunu söyleyeyim. 19.90. Bir alana bir bedava kampanyası da vardı. Yani bir oyun fiyatını iki oyun almış olursunuz. Yani 10 dolara gelmiş oluyor bir tanesi aslında.